Evet, günaydın arkadaşlar. Bakın Fethiye'de 5. günüm. Hemen Şehit Fethi Bey Parkı'nın önündeki yere park ettim. Yola park ettim. Buradayım. Burada 2. günüm. Pardon, 3. günüm. Şimdi kahvaltı yapıyorum. Kendime tost yapacağım. Biraz kaşarım var. Biraz böyle dana jambon salam aldım. Labne peynirim var. Çayım var. Böyle bir şey yapacağız. Domatesim kalmamış. Bugün pazara gideceğim, Fethiye pazarına. Oradan güzel bir domates almaya çalışacağım. Evet, bugün de böyle bir şeyle başlayacağız güne. Evet, jambon salamlı tostlarımız hazır. Şimdi bunları bir afiyetle yiyelim. Ondan sonra Fethiye'ye doğru biraz yürüyüş yapacağım. Sonra da bir pazar gezisi. Pazardan bir şeyler almaya çalışacağım. Böyle güzellik gördüm. Onu çekmek istedim. Bu Ayten Altman'ın Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısının notaları kullanarak oluşturulmuş. Bir başkadır benim memleketim. Bakın. Burada sukulent adı verilen kaktüs türüne ait canlı bitkiler kullanılmış. Bunlar onlarmış. Bir çeşit kaktüs türü. Evet, böyle güzel bir şey yapmışlar. Bir başkadır benim memleketim. Ne yoldan güzel manzaralar. Evet. Günaydın Fethiye. Evet arkadaşlar, bakın sahil yürüyüşümü tamamladım. Şimdi hemen bu merkez kısma gelmeden önce hemen böyle sola bir dönüş var. Buradan stadyuma gidiliyor zaten. Bakın böyle güzel böyle bir şey var. Su akıyor burada. Şimdi bu hat boyunca ilerlediğinizde ileride cuma günleri burada pazar oluyor. Salı günleri de oluyor. Salı günleri büyük pazar oluyor. Cuma günleri de işte meyve sebze pazarı oluyor. Şimdi oraya bir bakacağım, bakalım neler var. Hep beraber izleriz. Evet, bakın burası Fethiye'nin meyve sebze pazarı. Daha küçük nispeten. Bakalım şöyle neler var. Tavuk yumurtası değil mi bunlar? Ördek mi? Ha, ördek yumurtası. Ördek. Bunlar köyün şey yumurtası. İyi olur aslında. Oo. Bunlar da tavuk yumurtası mı? Niye öyle, rengi şey, tadı mı daha farklı? Tadı daha güzel oluyor. Bunlar da gene sizin kendi tohumlar. Yani hepsi kendi tohumlar. Bu yeşillikler de sizin. Değil mi? Bak çok güzel. Değil mi? Dereotu. Bu maro. Kendi marodun bu sene. Tüm bahçenin hepsi. Salatalık. Domatesini alıyorsun. Salatalık kendinizin mi? Alıyor musun? Şu anda seram var. Tamam. Seram var, çıkmadı da. Süt de var senin herhalde. İnek var. Keçi var, koyun var. Peynir var. Yaka köyündesiniz değil mi?
Yaka köyünde. Evet. Yaka köyüne Telos'a gideceğiz. Ha, gittiğimizde oraya bakarız. Telos'a gittiğimizde uğrayacağız. Biz uğrayacağız. Telos'a cumartesi günü geleceğiz oraya. Hem çekim şey yapacağız. Bilekleri de çekeriz orada. Oo. Aynen. Evet, bakalım otlar olarak Fethiye'de neler var? Sarı yayla çayı var. Karabaş otu var. Evet. Kantaron var. Aynen. Lavanta var. Bunlar şey galiba daha şeyi. Papatya. Papatya var. Defne var. Bu şey çayı. Dağ çayı değil mi o? Dağ çayı. Ha, dağ çayı. Bu da ayrı bir dağ çayı. Bak, evet, evet, evet. Değişik. O sarı yayla. Ada çayı. Pardon. Ada çayı, evet. Taze kekik. Of. O da kekik değil mi? Kekik. Tabii. Kekiğin kekik değişiyor. Kekik de o bu. Karabaş otu bak. Ha, bu karabaş otu muymuş karabaş, ya? Onu görüyorum dolu, hep. Dolu. Hmm. Evet, karabaş otu. Güzellik. Güzellik. Melisa. Sarı kantaron. Kantaron. Bu karabaş otu nasıl yapıyorlar acaba? Çok var bundan ya. Sarı çay. Karabaş otu da çok faydalı. Bak, evet. Bravo. Hayırlı işler. Nasılsınız? Hangi köydensin? Fethiye'de. Eski cezaevinin yanında. Eski? Cezaevinin yanında. Eski eşi vefat etti. Değil mi? Sen nerede orası? Hangi mahalle diye geçiyor orası? Taşyakalısı. Ha, Taşyakalısı. Tamam. Kekik suyu mu? Ne işe yarıyor bu kekik suyu be? Mide üşütmesine. Mide üşütmesine. Kendin mi yapıyorsun bunu? Nasıl yapıyorsun bunu? Buharda damıtarak. Bu şey gibi nane limon gibi mi içiliyor? Hani üşütünce mideyi. Nasıl içeceğiz bunu? Aldığımızda nasıl içilir bu? Yemeği yediğinde. Evet. Biraz şişkinlik yapıyor. Galiba, evet. Bir içeceğim yarım fincan kadar. Fincan kadar, yarım fincan kadar öyle içecek. Kaça bu mesela? 50 lira. 50 lira. Damıtarak mı yapıyorsun bunu? Kocakarı işi bende şimdi. Hayır, kocakarı değil. Eskiden zaten. Ha. Eskiden ne vardı? Bunlarla yaşıyordu. Kocakarı işi değil. Gerçek insanın işini şey yapar. Şimdi gene makine de yapıyor da. Ha, sen bunu eski düzen yapıyorsun. Buhar şeyiyle yapıyorsun. Bak hiçbir şey. Kudretleri ya. Ha. Kaç lira bu? 50 lira. Al bunu. Var evde biraz ya, şimdi şey yapmayayım. Bu da bitmiyor çünkü yani alınca kolay kolay. Ben bunu alayım. Dur, tutayım mı? Bu kudretleri ben bunu kullanmaya başladıktan sonra ne mideyle ilgili hiçbir sorunum kalmadı. Çok güzel. Kendim de yaptırıyorum bunu. Hazır da alıyorum ha. Evet. Şimdi o kadar sorduk, emek sarf ettik. Sağ ol. Atmaz değil mi bu? Hemen yenecek durumda mı, biraz beklesin mi? Altayı geçti mi? Durdukça daha iyi oluyor. İsmin ne senin? Emine Hanım. Peki Emine Hanım, hayırlı işler. Hayırlı işler, sağ ol. Soralım bir de. Buranın salı günü pazarıyla cuma günü pazarı arasındaki fark nedir? Cuma günü pazarı köylüler gelip kendileri cuma pazarında kendi buradaki köylüleri salı günü göremezsin. Ha. Köylü pazarıdır bu. Cuma pazarı. Günkü. Tabii. Cuma pazarı köylü pazarı. Onun için her cuma pazarında Kuzula Bey'i. Evet. Kuzula Bey'i dediğimiz. Mantar değil mi o da? Mantar tabii. 1300 lira. El yakmış o biraz. Tabii. Şimdi. Ama bu doğal değil. Burada yetiştirme. Ha. Gel. Her hafta ben alıyorum arkadaşlar. Kendi üretiyor. Nasıl ürettiğini söylesin. Nasıl üretiyorsun? Ben bunu uşaklığa getiriyordum malzemeyi. Hı hı. Ekin adet uşaklığa.
Bunun çadırı var, rafları var, orasını yiyorum. Haa, raflara koyuyorsun, orada kendisi bekliyor. Klimas, fanı var. Ne motoru var? Oo, bayağı iyi bakıyorsunuz size. Bayağı iyi bakıyorum. Evet. Benim mantarım var, ayıp tutmuştum ben orada. Oh, oh. Çok lezzetlidir. Evet. Sen de zaten mantar doktorusun yani. Evet, mantar konusunda sağ olsun mantarı severim. Dağda da bulduğumda toplarım, doğru mantarı bulduğumda. Evet, Fethiye'nin bunlar. O köyün yani, kendi köyünü. Sadece cuma günleri oluyor bu zaten. Şimdi ne köyüydü, ben onu çekeyim söyleyeyim. Bağlı Ağaç. Bağlı Ağaç, o Saklı kentin üzerinde. Yukarıda kalıyor değil mi bayağı? Aslında kalan bağlasa geçiyor. Yakaya gideceğiz ya, yakanın üzeri. Yakanın üzeri. Tersi. Yaka şeyde kalıyor. Solda kalıyor. Solda kalıyor. Solda kalıyor. Hayırlı işler. Ne var burada Faktos? Gelin gülü var abi. Şey, hardal var, turp diyoruz biz buna. Kişkiş var abi. Deve tabanı var abi. Deve tabanı var. Radika var abi. Kara indibağı var. Radika hangisi? Radika şu abi. Şu. Kara indibağı. Şu abi. Evet gelin, hoş geldin. Hoş geldin. Patron bu. Yemekleri de bu bilir. Yapılacağını. Buna sor. Nasıl yapıldığını. Bizim gelinimizdir. Şu radikayı merak ediyorum ya. Radikayı nasıl yapıyorsun? Çekim yapıyor. Radika, doğra, haşla. Haşlayayım. Zeytinyağı. İstersen limon. Limon, zeytinyağı, biraz sarımsak. Nerdek. Sarımsak. Öyle. Bu değil mi? Radika dediğimiz bu yani sonuçta. Evet. Bakayım şöyle bir. Ha, şu. Tekrar ediyorum. 48 Adana, Hızır Adana 0.38. Bu köklerini ayıklıyoruz değil mi şuradan? Şuradan şöyle kesiyoruz. Yapraklarını ilk kullanıyoruz. Susun bari rahatı da ama içmek için beni alın. Şu nedir? Bir de şunu sorayım. Bu da turp otu. Bunu nasıl yapıyoruz? Ben böyle ağaçla yapıyorum. Aynı mı? Evet. Ha, normal salata gibi yani böyle sonuçta. Anladım. Biraz açacağım. Bu da şey dereotu değil mi? Evet. Yabani dereotu. Ama eşim kendi yaptı. Kendi yaptı. Evet, tamam. El yaptı. Bu fiyata mı üzerindeki 280 lira? Evet. Güzel diye. Çok güzel ya. Bu daha mı dayanıklı oluyor normal şeylere göre? Evet, dayanıklı. Daha sağlam. Mikrop da barındırmıyor. Barındırmıyor zaten. Tabii zeytin çok faydalı. Kutsal bir ağaç. Yağlı olduğu her için. Her şeyi faydalı ya. Yağ çıkıyor, meyvesi çıkıyor, tahtası karıştı. Bak neler evet. Yapılıyor. Allah her şeyle şey. Hayvanlar yiyor, ocak yanıyor dalı budağın. Değil mi? Keçiler yiyor yapraklarını. Evet, yani evi geçindiriyor. Bir zeytin ağacı her şeye bedel yani. Düşün. Baksana şu kaplar ne kadar güzel ya. Şunlara bak. Şu güzelliğe bak ya. Ve bak ben hayvanlarım var. Zeytinimiz var. Hı. Bak geliyoruz. Hayvanları yediriyor dallarını. Hı. Mesela dışarıda ocak gelsin, ocakta kullanıyor, sobada kullanıyor. Çok güzel ya. Kiriş nereden bu? Mendos'un mu? Aktağ. Aktağ mı? Aha. Sen hangi? Yakapark. Yakapark, yukarıda. Yukarıda. Yakapark dediği, cumartesi günü gideceğimiz yerin daha üstü. Aktağ, o karlı olan dağ var. Biz oraya çıkıyoruz, yürüyüş evet. Yapıyoruz. Oranın bu. Bunu nasıl yapılıyor? Yumurtalı yapılıyor. Yumurtalı kavuracaksın mı? Tabii. Una buluyor musun una da? Una bulamam. Yok. Yumurtaya bulayıp şey kavuruyorsun. Şey yapacaksın abi nasıl biliyor musun? Yiyik alacaksın incecik doğra. He. Zeytinyağısını koy. Hele bir yiyin. Isındığında acık ısınıyor ama yeşillik özelliği kaybetmiyor. Evet. Sıdır yumurtanı buharınla yani. Suyu ısındık. Anladın mı? Bak hiç sıcak su falan değil. Hayır. Yıkıyorsun. He. Temizliyorsun. Bunu kesiyorsun. ince ince pırasa gibi kırıyorsun. Böreği de çok güzel. Kıvırıyorsun ha? Böreği bile çok güzel.
Böyle bile, büyük bile. O zaman yumurtayı nasıl yaptın? Zeytinyağının içine attın. Üzerine atıyor. Ya bunu zeytinyağının içine attın mı? Ha. Üstüne kır iki de. Ha, kırıyoruz. Normal aynı, yumurta yapıyorsun. Aynı. Yumurtalı. Hiç ıspanaklı yumurta pişirmedin mi? Aynı siz. Aynı. Bu karlı yerde olur. Yukarıda zaten. Aklımda. Biliyorum bak. Ben şöyle bir 3-5 tane versene. Fazla değil ama yani. Böyle 100 gram falan ver yani. O çok fazla, o fazla. 3-4 tane ver bana yeter. Ben tek başına yaşıyorum. Tamam, gel. O bile fazla. Onun yarısını ver. Vallahi yarısını ver onu. Sen yap onu. 250 gram. 3 konuların daha da olanı. Evet. Ekilmiş gübreli değil. Ha, bunu şey yapıyorsun değil mi? Haşlıyorsun zeytinyağıyla. Hiç haşlama yok. Direkt. Haşlama yok. Haşladığın zaman öldürüyorsun. Ha. Vitamini getiriyor. Nasıl direkt pişiriyorsun? Aynen. Şimdi hep böyle anlatılıyor insanlara. Yanlış. Yanlış, haşlanmaz. Nasıl pişiriyorsun peki? Ne yapıyorsun? Kavuruyor. Ha, zeytinyağını koyup... Kavuruyorsun. Oo. Kirişi de öyle yapıyorsun değil mi aynı? Hangi köyü bu? Kadıköy'lü müsün? Duvar. Evet. Şey, şeker. Ooo, çok lezzetli. Bu var ya, bu kuru mısır. Barbunya ha? Barbunya mı? Hayır, hayır. Kabuklu olan var ya, onun gibi. Bak, hepsi dolaştı. Çok lezzetli oluyor. Bu küçükler ben alıp yapıyoruz biz. Hiç çarşıdaki gibi değil. Şunlar falan var ya, acayip lezzetli. Evet. Ve doğa. Organik. Evet. Hayırlı işler. Hayırlı işler. 18. Zeynep kaçı? 60 mı? Nerenin bu? Çay kenar mı? Dönüşte bakalım. Şey medelen de tohum kendimizden alıyoruz. Kaboyu incedir, güzeldir. Şeyin tohumunu kendi ata tohumu değil mi? Ha. Ha, o zaman lezzetli olur. Güzel olur. Hem tadı güzel olur hem kendi. Tadı iyi olur. Kendi de yumuşak olur. Bundan da alıp yapabiliriz. Evet. Ya bu kabak lifi nasıl oluyor? Kabak kurutunca mı böyle çıkıyor içinden böyle? Ha. Kuruyunca oluyor değil mi bu? Kuruyor. Ha, o kurumuş. Gönde yeşil olur. Ha, kuruyunca kabuklarını soyuyorsun böyle oluyor. Ha, öyle olur. Ha, bak bir şey daha öğrendik ha. Bu çok doğal bir şey. Bu doğal kese. Doğal kese. Evet. Tabii doğal kese bu. Bulaşık içinde oluyor, doğal kese bu. Evet. Eskiden şey yoktu, sünger yoktu. Bunu kullanıyordu insanlar. Bunlar da. Aynen öyle. Yani bu doğal lif. Aynen, bakın arkadaşlar, kabak kuruyunca kabuğunu soyuyorsun, içinden böyle bir şey çıkıyor. Bundan da lif. Lif olarak kullanın bunu. Bak, ata tohumları. Hep ata tohumları bunlar. Kapa. Türkiye'den var, ele geçmiş. Dalan gidecek. Burayı çekebilirsin. Bak, hep ata tohumu bunlar. Oo. Patlıcan tohumu var. Ha, köy badı. Lahana tohumu var. Lahana tohumu var. Karpuz tohumu var. Eski karpuzlar var. Bunlar eski karpuz mu? Ben yani bu ne derim? Gel sana bir bakıp gel. Evet. Temiz otu var. Barbunya var. Barbunya var. Şevketi Bostan. Ha, Şevketi Bostan. Şevketi Bostan. Kaç lira bu? Bu Şevketi Bostan. Doğadan. Doğal mı sen mi ektin? Doğadan. Bu çok lezzetli olur. Bu her şey diyorlar. Yani bu toprağın altında olan her şey çok. Bu zaten lezzetli. Kökü bayağı aşağı iniyor değil mi? Çıkartması çok zor bu. Şimdi şeyin üstü de olur. Aynen, aynen. Bu da yeniyor. Bunun zaten yaprakları böyle ince ince açılır böyle şey olur. Yatay böyle şey. Burası da yeniyor. Evet. Evde yaptık biz. Kökünü nasıl peki pişiriyorsun? Önce şey yaparız, kavururuz. Kavuruyorsun önce. Yağda kavuruyorsun. Sonra? Mesela buz etini oluyor mu? Buz etini olmayana diyoruz ki tencereyi soğanla yapacaksın. Soğanla kavuracaksın. Yudukli tencerede çok daha iyi. Buz eti.
Çok belli oldu. Bilmiyorum. Bunlar ne kadar? Kuşburnu. Kuşburnu ya. Ne kadar bu? 37 lira. Sabahtan 45. 100 taneydi. 100 tane. Verelim şerbeti bu kadar. Kapağım da var. Çok 36. Sabahta hangi köyün bunlar? Seydiler. Bir bakalım. Buyurun. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Bir varsa iki litrenin buz gibi bel vardır. Omurgayı çıkaracaksın. Çıkaracağım. Ya da kendisinden. Kendisi bırakıyor zaten. Bırakıyor. Çıkarmana gerek yok. Pişirdi mi kendisi bırakıyor. Ören de bu. Ören köyünün yılan balı. Tabii evet. Fethiye'nin içme suyunun geldiği yer, şelaleleri, her şey yetişir Ören'de. Evet, evet. Meyvesi, fıstığı, sebzesi, mükemmel bir yerdir. Evet. Eskiden ticari alışverişin döndüğü noktadır Ören, merkez Ören. Evet. Doğru mu? Evet. Çok güzel. Peki, adın ne senin? Ramazan Karayer. Ramazan Karayer. Evet. Örenlisin değil mi? Evet. 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 Ören Bey'in, Ramazan Bey'in YouTube kanalında çıkaracağız seni. Tamam mı? Hem işte tamam. Göstereceğiz. Tamam. Teşekkür. Hadi sağ ol. Teşekkür ederiz. Köye geldiğimde ben yazın gelirim oraya. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Beraber çayın, izlersiniz. Çayını içerim. Selametle. Çeşmenin başında çayını içerim. Karagedik'te kendim üretiyorum. Burada Fethiye'de. Fethiye'de Karagedik'te evet. Üretiyorsun. Serkan Doğan Facebook adresim. Takip edebilirsiniz. Serkan Doğan Facebook evet. Adresim. Ha, evet. Çok güzel Serkan Bey. Yerli bu. Yerli. Kesinlikle organiktir. Hiçbir ilaç, katkı, kimyasal kullanmıyoruz. İçerisinde kazların, ördeklerin, tavukların özgür geziyor. Yapraklarını, köklerini yiyorlar. Muzu da çok seviyorlar kendileri. Yiyip yiyip dışkılayıp organik gübre. Oh! Çok güzel. Siz buralı mısınız? Buralı. Köyündeken yerlisi. Çok güzel. Ne güzel. Bak hala üretim devam edebiliyor. Harika harika. Çok doğru bir şey yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok iyi. Fiyatlarımız da çok makuldür. 35 TL. Bence de. Bütün pazarlarda, marketlerde 50-60 lira. Buçuk fiyatlar. Ya bizde evet. Bunlardan bana kendini yiyebilecek şekilde. 1 kilo mu olsun? Bunlar bir kilo, yarım kilo da olmaz. Tamam abi. O ne gelirsin? 20 lira böyle. Tamam. Aromasında tadacaksınız, bakacaksınız. Tadına bakalım. Şimdiye kadar yediğiniz buzlardan çok çok farklı bir aroma olduğunu göreceksiniz artık. Şimdi bakalım bir. Evet. Hemen. Harika. Güzel. Aroması çok güzel, kokusu da güzel. Yerli muz. Yerli orijinal beyefendinin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Hayırlı işler olsun. Teşekkür ederim. Görürüz. Yani Fethiye'de böyle güzellikler var. Ben baktım öyle. Kaz yumurtası tanesi 40 lira. Yemiz içi ne kadar kilosu? Biraz su? Böyle 100 lira, yarım kilo mu? Evet, yarım kilo. Yarım kilo 100. 200 lira. Nerenin bu? Yaylanın. Hangi yaylanın? Bekleyin. Olmasa da zaten yemeyiz ya. Tadına bakabilir miyim ya? Yağlı mı bu? Nasıl? Çok sasa mı? Eski zaman mı? Eski zaman sever, yeni sever mi? Dayım beş kazalı şapkası orijinal. Değil mi? Tadını göderim seni. Esas çevirsin. Esas çevirsin. Öyle mi? Evet. Arkadaşlar Fethiye'nin cuma günleri olan köylü pazarını gezdik. Şimdi pazardan çıkıyoruz. Bakın böyle güzel. Keyifli oldu. Şimdi aldığımız yiyeceklerin yemeklerini de yapacağız. Görüşmek üzere. Evet, günaydın arkadaşlar. Bakın
Şu anda Fethiye'deyiz. Şehit Fethi Bey Parkı'nın hemen kenarındayım. Şimdi bu sabah kahvaltısında dün pazarda aldığım kiriş otlarını yapacağım. Bakın buradalar. Şimdi bunları ayıklayacağım, temizleyeceğim, küçük küçük keseceğim. Ondan sonra tavada kızartıp üzerlerine yumurta kıracağım. Size aşama aşama göstereceğim. Çok merak ediyorum nasıl olacak. Bu kiriş otlarının bu şu an zamanı, işte dağlarda çıkıyor bu otlar genelde. Fethiye gibi böyle bu bölgenin pazarlarında da bolca bulunuyorlar. Ben de ilk defa deneyeceğim. Çok merak ediyorum nasıl olacak. Sanki biraz daha böyle pırasa, yani pırasanın atası gibi gözüküyor. Pırasa, soğan, o tarz bir bitki gibi gözüküyor. Temizleyeyim, yapayım. Ondan sonra aşamalarını paylaşayım. Evet arkadaşlar, hepsini yapamadım. Yapraklarından ayırdım. Köklerini temizledim. Bakın şu hale geldi. Şimdi bunları böyle küçük küçük doğrayacağım. Sonra tavaya koyacağım. Evet bakın arkadaşlar. Küçük küçük kestim. Şimdi tavada kızartıyorum. Biraz piştikten sonra üzerine yumurta kıracağım. Ben de ilk defa yapıyorum. Bunu pazarda alırken satıcı teyzeden öğrendim. Nasıl yapılacağını. Evet bakın yumuşadılar. Şimdi iki tane yumurta kıracağım bunların üzerine. Evet birinci yumurta. İkinci yumurtayı da kırdık. Harika. Karıştıracağım yumurtalar karışsın bakalım. Evet, otlu yumurtamız hazır olmak üzere. Evet arkadaşlar, bakın böyle güzel bir şey oldu. Biraz domates, biraz peynir, biraz zeytinle bu kahvaltıyı yapacağım. Bana afiyet olsun, görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Fethiye'de yaklaşık 4 gece kaldım. Artık bundan sonra yavaş yavaş Köyceğiz tarafına doğru dönüşe geçeceğim. Bu bölümün de sonu böyle olsun. Fethiye'de güzel bir 3-4 gün geçirdim. Fethiye pazarında alışveriş yaptım. Aldığım ürünlerin pişirdim. Tadına baktım. Böyle bir 3-4 gün geçti. Çok güzel geçti. Evet, yeni macerada buluşmak üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Karavanla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.